Merhabalar Babatorik izleyicileri. Bisiklet dünyasının son aylarda, hatta son yıllarda en çok konuştuğu isim Alberto Contador. Biraz onun geçmişine bakacak olursak, onun parlayışı 2007 yılında Discovery Channel'da oldu. Fransa bisiklet turunda hem beyaz mayoyu hem gençler kategorisini hem de genel klasmanı kazandı ve bir anda büyük bir sükse yaptı ve ardından da 2008 yılında Astana'ya transfer oldu Discovery Channel'ın kapanmasından sonra ve Astana'da da 2008 yılında bisiklet dünyasında daha önce çok az kişinin başarmış olduğu hem İspanya hem de İtalya bisiklet turunu aynı sene içinde kazandı Giro ve Vuelta'yı ve daha sonra aslında asıl sansasyonel olaylar 2009 yılında oldu. Lance Armstrong'un da bisiklete dönmesiyle Armstrong Astana'ya döndü Contador'un takımına ve 2009 yılında Tour de France'a ikisi aynı takım içinde katıldı ve hangisinin lider olacağı aslında büyük bir soru işaretiydi. Takım içinde Armstrong'un lider olmasını isteyenlerin sayısı fazlaydı ve yarışa da aslında o lidermiş gibi başlandı Tour de France ancak. Contador 15. etapta takım direktiflerini dinlemeden yaptığı solo atakla neredeyse tek başına bütün Tour de France ekibini alt üst etti ve o yarışı kazandı ve daha sonra da Tour de France galibiyetine gitti o turda kazandığı zaman farkıyla ve daha sonra Lance Armstrong'un da Astana'dan ayrılmasına neden oldu Contador. Contador'un bu yaptığı hareketin etik olup olmadığı tartışıldı. Kimileri Contador'un yanında oldu, kimileri Lance Armstrong'un yanında oldu ve liderin sözünü dinlemesi gerektiğini düşündü her zaman. Ancak bu Contador'un hakkındaki tartışmaların sadece başlangıcı oldu. Bu yıldan sonra Lance Armstrong Radio Shack'e geçti. 2010 yılında Radio Shack'te yarıştı ve Astana Contador'u elinde tuttu yanına Vinokurov'u vererek. Ve Tour de France 2010'da bir daha katıldılar ve bu sefer de Radio Shack'te Lance Armstrong'u geride bıraktı aslında 2010 yılında Contador. Ve aynı zamanda geçtiğimiz sene olan olaylardan biri de Andy Schleck'le yaşadığı olaydı. Bir tırmanışta Andy Schleck öne çıktı ve o sırada Andy Schleck sarı mayonun sahibiydi. O sırada zinciri kırıldı ve Contador atak yaptı bunun üzerine. Bu tabii yine bisiklet dünyasında etiğin çok büyük bir yeri olduğu için Contador bu konuda çok fazla eleştirildi. Ve turda bittikten sonra aslında o etapta kazandığı süreyle turu da birinci tamamladı Contador ve tur bittikten sonra yapılan doping testlerinde kanında çok düşük de oranda olsa doping maddeye rastlandı ve bu onun üzerine şimşekleri iyice çekti. Hani artık onu sevmeyen kişi sayısı sevenlerden çok daha fazlaydı. Ve Contador'un şu an soruşturması hala devam ediyor. Temmuz ayının başında onun soruşturması sonlanacak ve Fransa bisiklet turunda yarışıp yarışamayacağı gözükecek ama bu arada Contador başka yarışlar kazandı ve Giro'da inanılmaz bir performans sergiledi bu sene. Yani arkasına takılan herkesi istediği zaman silkeleyebileceğini gösterdi ve belki de dünyanın en büyük bisikletçisi olacağını gösterdi ama tabii ki kafalarda şu an bir soru işareti var. Ya geçen sene Contador dopingliydi ve bu sene de daha fazla doping alıp doping öyle yapılmaz böyle yapılır der gibi bir şey yaptı ve inanılmaz bir fark attı rakiplerine. Ya da gerçekten dopingsizdi ve belki de bisiklet dünyasının gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri hatta en büyüğü olabilir Contador. Eğer bu performansını dopingsiz yaptıysa. Şu an eğer dopingli çıkarsa Temmuz ayının başında bu yıl kazandığı Giro, geçtiğimiz yılki Tour de France ve arada kazandığı diğer tek yarışlar bunların hepsindeki galibiyetleri silinecek ve büyük bir olasılıkla da uzun süreli bir men cezası alacak. Temmuz'un başında aslında bütün bisiklet dünyası merakla bekliyor. Benim şahsi fikrim ben izlediğim sportif yarışlarda, sportif aktivitelerde her zaman bir efsane izlemek isterim ve Contador bana o hissi uyandırdı. Yani arkasına taktığı herkesi silip süpürerek silkeledi hepsini ve ben o nedenle Contador'un Fransa bisiklet turunda yarışmasını ve dopingsiz olmasını istiyorum açıkçası. Ki eğer Fransa bisiklet turunda kazanırsa tarihte ilk defa olan bir şey yapmış olacak. Hem Giro'yu hem Tour de France'ı aynı sene içinde kazanan tek isim olacak. Tarihe geçecek ve üstelik bu seneki Giro da inanılmaz zordu. Gelmiş geçmiş en büyük, en zor Giro olduğu söyleniyor bu seneki Giro'nun. O nedenle ben Contador'un dopingsiz çıkacağını umuyorum. En azından bir spor sever olarak böyle olduğunu düşünüyorum. Ancak bakalım El Pistolero Temmuz ayında 2011'de silahını çekebilecek mi Fransa Alplerinde? Baba Torik.